Son nokta programında sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürü Sayın Mehmet Uzun olacak. Biz kendileri stüdyo değil de biz kendileri makamında şu anda konuğumuz sevgili izleyiciler. Sigorta prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe giren bir yasa vardı. Ve daha sonra Ocak'ta sona ermişti ancak bir süre uzatımı oldu. Peki bu prim borçlarından şu ana kadar ne kadar kişi yararlandı? Ne kadar kişi başvuru yaptı? İstenilen rakama ulaşıldı mı? Borçlar hangi borçları kapsıyor? Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürü Sayın Mehmet Uzun'a bunları soracağız. Ve ne kadarlık bir miktar yapılandırıldı kendisiyle bunu konuşacağız. Evet efendim, öncelikle teşekkürlerimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi prim borçlarının yapılandırılması söz konusuydu. Bu hangi borçları kapsıyor? Hangi borçların içerisine giriyordu bu borçlar? Neler söyleyeceksiniz? Önce buradan başlayalım. Buyurun. Evet Bülent Bey, öncelikle Kanal 5 ailesine sizin şahsınızda teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tabii kamuoyunu aydınlatacağınız için de şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin de izah ettiğiniz üzere kamuoyunda torba kanunu olarak bilinen 6552 sayılı kanun 11 Eylül 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Ancak uygulaması 1 Ekim'de başladı. Normalde 2 Ocak'ta bitiyordu. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla bir ay daha uzatıldı. 2 Şubat'a kadar şu anda başvurular yapılabiliyor. Bu kapsamda bize sigorta prim borcu olanlar, işsizlik sigortası prim borcu olanlar, sosyal güvenlik destek prim borcu olanlar, genel sağlık sigortası prim borcu olanlar, isteğe bağlı topluluk sigortası borcu olanlar, inşaat ve ihale konusu işler, bunlar tabii 30 Nisan 2014 tarihinden önce bitmiş olmak kaydıyla buradan çıkan fark prim dediğimiz bu şekilde prim borcu olanlar bize başvurdukları takdirde borçlarını yapılandırabiliyoruz. Peki nasıl şu ana kadar ilgiye baktığımızda efendim? Şimdi aslında ilgi çok fazla. Özellikle Aralık ayı sonuna doğru belki uzatılmaz şeyle çok yoğun bir talep vardı. Fakat bir ay uzatılınca vatandaşlarımız hepimizde olduğu gibi nasıl olsa uzatıldı diye biraz gevşeme oldu. Ancak bugünlerde yine yoğun bir talep var. Yani yaklaşık 280 milyon TL toplam borcu biz yapılandırdık. Ama sayı olarak da 26 bin üzerinde şu anda bize başvuru oldu. Şu anda büyük bir yoğunluk var. Yani aslında daha da beklenti belki fazla mı? İnsanlar son günü mü bekliyor yine? Şimdi genelde son günü bekliyor. Ama şöyle, tabii buradan personelimize de teşekkür etmek gerekiyor. Çok özverili şekilde çalıştılar. Biz normalde 5'te mesai bitmesine rağmen 3 aydır 7'ye kadar personelimiz çalışıyor. Hatta hafta sonu cumartesi pazar da gelip çalışıyorlar. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için bu bir fırsat, bir hak sonuçta. Biz de bu fırsatı vatandaşlarımız değerlendirsin, hak kaybına uğramasın diye yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama ilgi çok yoğun. Belki siz de gelirken fark etmişsinizdir. Evet. Bir izdiham var yani. Çok yoğun bir talep var. Tabii dediğim gibi bir büyük bir fırsat bu. Evet. Efendim peki yapılandırmanın özelliği nedir? Yani ne tür bir indirime gidiliyor? Ne tür bir indirime gidildi? Evet. Yani bu buna başvuran insanların ne gibi kazancı olacak? Evet. Şimdi 10 Eylül'den geriye doğru bu demin saydığım prim borçlu olanlar bize müracaat ettiklerinde 11 Eylül öncesi tahakkuk etmiş ve muaccel hale gelmiş borçların ferileri dediğimiz gecikme zamı, gecikme cezası gibi yani faiz diyelim ona bunların tamamen siliniyor. Ana para kalıyor sadece. Ana paraya da tekrar enflasyon oranında güncelleme yapılıyor. Enflasyon oranında güncelleme yapıldıktan sonra eğer vatandaşlarımız taksitle ödeme isterlerse onlara biz taksit imkanı sunuyoruz. Taksitlerimiz 6 ile başlıyor 18'e kadar. Yani 6, 9, 12, 18 taksit yapabiliyoruz. Tabii bunlar 2 ayda bir ödemek şartıyla. Aslında bir taksit demek 2 ayda bir olduğu için 2 ay demek. 6 taksit demek 1 yıl demek. Dolayısıyla 18 ay 18 taksit yaptığı zaman vatandaşımız borçlanma talebini bu 3 yıl yaklaşık 18 ayda ödeme demek. 2 ayda bir ödeme kaydıyla. Burada şunu da hemen söyleyeyim. Eğer borçlanmasını taksiti tercih edenler, yapılandırmada taksit tercih edenler 1 yıl içerisinde 2 defadan fazla taksiti aksatmamaları gerekiyor. Yine cari ay prim borçlarını da 2 defadan fazla aksatmamaları gerekiyor.
Eğer iki defadan fazla aksadırsa bu sefer yapılandırma bozuluyor. Örnek vermek gerekirse borcunu diyelim 6 taksitte ödemeyi taahhüt eden bir borçlumuz. Birinci taksiti ödeme süre günü geldiği halde ödemedi. Bir sıkıntı yok. İkinciyi de ödemedi. Sıkıntı yok. Üçüncü de eğer ödemezse zamanında bir defa bu yapılandırma bozuluyor. Bir yıl içerisinde en fazla dediğim gibi iki defa aksatabilir. İki defadan fazla aksattığı zaman bozulur. Cari ay prim borcu da aynı şekilde. En fazla iki defa geciktirebilir. Ondan sonra geciktirse yine yapılandırması bozuluyor. Yani aslında geçtiğimiz yapılandırmalara baktığımızda çok sayıda insan bu şekilde mağdur oldu. Yani biliyorum ben çünkü haktan faydalanamadı. Bu sayının siz nasıl olacağını düşünüyorsunuz efendim? Yani bu sefer gerçekten insanlar borcunu aksatmadan ödeyecek mi? Evet. Şimdi yani tabii, nasıl diyorlar evet. Ya böyle nasıl 5 yılda bir af çıkıyor. Evet. Nasıl yapılandırma çok önemli değil diye bir düşünce var bile. Evet. Şimdi tabii gönül istiyor ki yani borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın zamanında ödemesi ve bu borçtan kurtulmaları ama takdir edersiniz ki bu bir ekonomik durumla alakalı. Ekonomik durumuna göre eğer ödeme imkanı yoksa bir şey diyemeyiz. Ama ödeme imkanı olduğu halde o sizin dediğiniz sahiplerle hareket edip nasıl olsa bir daha çıkacak düşüncesi olursa bu doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü ileride ne olacağını bilmiyoruz. Tekrar af çıkar çıkmaz ya da yapılandırma çıkar çıkmaz. O sonuçta meclisin takdirinde olan bir yetki. Ama bu fırsat bir daha gelmeyecekmiş gibi öyle düşünmek lazım. Dolayısıyla belki imkanı varsa harcamalarına fedakarlık edip bunu ödemelerini ben tavsiye ederim. Çünkü sosyal güvenlik gerçekten çok önemli. Beşikten mezara kadar lazım olan hatta anne karnında başlıyor. Öldükten sonra da hak sahiplerine o haklar geçtiği için vefat ettikten sonra bile geriye doğru hak sahiplerini ilgilendiriyor. Dolayısıyla çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu fırsatı İnşallah borcu olan ve imkanı olan bütün vatandaşlarımız kaçırmaz diye burada tavsiyelerde bulunuyorum. Efendim peşin ödemeye başvuran çok mu peki? Peşin ödeme yapmak isteyenler, onun avantajı nedir? Şimdi peşin ödeme demin de söyledim. Borcun aslı, ferileri yani faizi siliniyor. Aslına da enflasyon oranında bir güncelleme yapılıyor. Örnek verelim, diyelim bir kişinin işte 10 bin lira borcu var. Faiziyle beraber bu 20 bin lira oldu. Bu 10 bin faiz tamamen siliniyor. Ana para 10 bin lira kalıyor. 10 bine de enflasyon oranında tabi borcun dönemlerinden hangi dönem aysa oradan günümüze kadar enflasyon oranında o borç güncellendiği için diyelim ki 15 bin liraya kadar gelebiliyor. Bu takdirde bunu ödediği zaman taksit yaptırmazsa yeniden o 15 bine taksit sayısına göre biz çünkü tekrar bir fark hesap ediyoruz. O farktan kurtulmuş oluyor peşin ödeyenler. Örneğin 6 taksit yaptırsa %5 tekrar fark geliyor o parasına, borcuna. Tek 9 yaptırsa %7, 12 yaptırsa %10, 18 taksit yaptırsa da %15 oranda tekrar biz ona fark tahakkuk ettiriyoruz. Peşin öderse bu farkı ödememiş oluyor. Peşin ödemeden sonra kişi taksite çevirmek istiyorsa? Peşin ödemeden sonra, ödedikten sonra artık çevrilmez. Ama peşin ödemeyi tercih etti. Şu anda diyelim 2 Şubat'a kadar süremiz var. Tekrar 2 Şubat öncesi de gelip ben tekrar taksit yaptırmak istiyorum derse yapabilir. O imkanı var. Yani taksitle ödemeyi tercih edeni peşine çevirebiliyoruz. Tekrar peşin ödemeyi tercih eden varsa taksite çevirebiliyoruz bunu. Ama ödedikten sonra tabii artık ödemiş oluyor borcunu. Ona bir şey yapamıyoruz. Gerçi biraz önce aktardığınız zaman istiyorsan tekrar bir uyarıda bulunun efendim burada borcu olanlara. Hangi hallerde bu hak kaybı olacak? Evet. Borcunu yapılandıran vatandaşlarımız bir yıl içerisinde iki defadan fazla taksit ihlali yaparlarsa bu yapılandırmaları bozuluyor. Aynı şekilde bir yıl içerisinde iki aydan fazla cari prim borcunu ödemezlerse yine bu yapılandırma imkanı ortadan kalkmış oluyor, bozuluyor. Evet efendim tabii aslında bu borçtan bir baktığımız zaman bir de bayanların ilgilendiren bazı konular var. Bayanların çok merak ettiği şeyler var. Mesela doğum borçlanması konusunda bir değişiklik oldu mu? Evet. Bülent Bey, daha önce sadece SSK dediğimiz 4 aile sigortalarımızla alakalı bir şeydi bu bayan sigortalarımız için. Yani bayan sigortalarımız doğum yapmadan önce
SSK'lı olmak kaydıyla iki çocuğa kadar, her çocuk içinde iki yıl, toplam dört yıla kadar doğum borçlanması yapabiliyordu. Şu anda bu Bağkurlu ve memur bayanlara da getirildi bu imkan. Üç çocuğa çıkarıldı. Her çocuk için iki yıl, toplam altı yıl borçlanabiliyorlar. Tabii burada şöyle bir detay var. Çocuğun doğduktan sonra iki yıl boşluk olması gerekiyor. Diyelim işte anne doğum yaptı, doğumdan sonra bir yıl çalışmadı, sonra bir yıldan sonra çalışmasına başladı. O zaman iki yıl değil, bir yıl borçlanabiliyor. Yani doğum süresi arasında iki yıl mı olması gerekiyor? İki yıl olması gerekiyor. O da evet, ayrı bir şey. Yani diyelim olabilir bu, hani tıbben de mümkün. Diyelim bir çocuğu oldu, bir bayan sigortalımızın bir buçuk yıl sonra ikinci çocuğu oldu. Hı hı. Bu defa ona iki yıl, ona iki yıl öyle borçlanma yok. Bu aradaki süreyi borçlanabiliyor. Boşluk olması gerekiyor. Eğer arada boşluk yoksa ya da çakışma varsa, yani bir çocukla ikinci çocuk arasında iki yıl değil de bir buçuk yıl varsa, o zaman bir buçuk yıl bir çocuk için borçlanabilir. Yani o boşluk olan süre iki yıl ve daha fazlası her çocuk için iki yıl borçlanabiliyor. Toplamda dediğim gibi bu şartlarda altı yıl borçlanabiliyor ve çocuğun sağ doğmuş olma şartıyla, çünkü kanunda da öyle ifade var, çocuk sağ doğacak, yaşamış olacak. Bu şekilde 6 yıla kadar borçlanabiliyorlar. Bu belli bir süreye bağlı efendim bu yani. Bu belli bir süreye bağlı bu borçlanma olayı. Askerlik borçlanması gibi. Şöyle, bunu istediği zaman borçlanabilir. İstediği yani zaman borçlanabilir. Aslında bu borçlanma yapılandırmayla bir alakası yok bunun. Evet, bu farklı. Aynı askerlik, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Erkek sigortalarımıza nasıl askerlik borçlanması imkanı varsa, şu an bayan sigortalarımıza da doğum borçlanma imkanı getirildi. Daha önce dediğim gibi bu sadece SSK'lı dediğimiz 4A'lı sigortalarımıza verilmiş bir haktı. Şu an bütün sigortalarımıza 4A, 4B, 4C şartları tutan sigortalarımıza bu hak verildi ve iki çocuktan üç çocuğa 4 yıldan 6 yıla çıkarıldı bu borçlanma imkanı. Yani 4 çocuğa değil de üç çocuğa kadar. Üç çocuğa kadar. Tabii çocuğu varsa, yani işte her çocuk varsa, için evet, varsa üç çocuğa kadar. Burada şöyle de bir detay var, askerlik borçlanmasına farklı olarak. Burada sadece gün sayısı dikkate alınıyor, yani yıl sayısı dikkate alınmıyor. Askerlikte yıl olarak da hani geriye götürebiliyor sigortalımızın başlangıç, hizmet başlangıç yılını. Askerlik süresince geriye götürebiliyor ama doğum borçlanmasında sadece gün olarak artıyor. Diyelim bir kişinin 20 yıl hizmeti var. İşte 5000 de günü var. Hı hı. Doğum borçlanması diyelim ne kadar yaptı? İşte 1000, 6000 olur bu. Ama 21 yıl hizmeti olmaz, geriye gitmez. Ama askerlikte eğer askerliği yapmadan sigortalı olmadan önce askere gitmişse, bir yılda askerlik borçlanıyorsa bir yılda geriye götürüyor. Hizmet yılı da artıyor askerlikte. Bu yeni bir avantaj mı son borçlanma, bu önemli bir hak mı efendim? Ya şöyle, tabii ki eğer gün sayısı eksik olan sigortalarımız, bayan sigortalarımız varsa güzel bir hak bu tabii. Bundan hani yararlanıp da emekli olabiliyorsa çok güzel, önemli, bir önemli, çok güzel bir imkan, evet. Evet. Efendim peki şimdi prim borcu olanlar sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Doğru mu? Şöyle 4 hangi hallerde? Hangi hallerde? Evet. Evet. 4A sigortalarımızın zaten öyle bir şey yok. Çünkü onların değil, bize borcu olan işverenin borcu olduğu için. Evet. Yani bu eski SSK'lı dediğimiz sigortalıları bir tarafa bırakırsak, Bağkur ve GSS dediğimiz genel sağlık sigortalıların borcu varsa ve bu borç da 60 günden fazlaysa, 60 güne kadar yararlanabiliyor. 60 günden fazlaysa bunlar yararlanamıyor. Yapılandırmasını yapıp, bu borç yapılandırmasını yapıp taksit ile ödemeyi tercih edenler ilk taksitini ödedikten sonra sağlıktan yararlanabiliyor. Ya da borcunu ödediği zaman, peşini ödediği zaman hemen başlıyor. Dolayısıyla bu iki sigortalımız, genel sağlık ve Bağkur sigortalarımız, borcu varsa tabii bunlar sağlıktan yararlanamıyor. Bu şekilde aslında borcu olan Bağkurlu ve genel sağlık sigortalarımıza bu imkan da getirilmiş oldu. Borcunu yapılandırır ve taksitle ödemeyi tercih ederse ilk taksitini ödediği tarihten itibaren hemen yararlanır. Peşin öderse peşin ödemeyi yaptıktan sonra sağlıktan yararlanabilir bu iki sigortalarımız. Yani ikinci taksiti ödemedi mesela, aksatmaya başladı. O da şöyle, işte 60 gün yine yararlanır. 60 gün sonra yine yararlanamaz, ödemesi gerekir borcun. Orada kanunda öyle bir hüküm var. Bu sigortalarımızın 60 güne kadar borcu varsa yararlanabiliyor ama 60 günden sonra o borç ödenmeyip devam ederse yararlanamıyor. Evet. Efendim bir de tabii yapılandırmaya başvuranların borcu yok yazısı verilecek mi ve haciz uygulamaların
hacizi kaldırılacak mı? Kısaca açıklar mısınız? Bu da önemli bir konu. Çünkü merakla edilen sorulardan biri de bu. Evet. Haciz uygulaması hemen kaldırılacak. Evet. Şimdi tabii bizim borçlarımızın tamamı böyle borcu muaccel hale gelmiş. İşte belli bir süre geçmiş. Hepsi icraya intikal eden borçlar değil ama tabii bir kısmı da icraya intikal etmiş oluyor. İcraya intikal ettikten sonra eğer haciz işlemi de başlatılmışsa bu borçlarımız bize borçlarını yapılandırmak üzere başvurdukları zaman ödedikleri miktar kadar biz onların hacizini kaldırıyoruz. Diyelim ki 20 bin lira borcu var bize. Borcunu yapılandırdı. Bunun işte 5 bin, 10 binini ödedi. O haciz ettiğimiz menkul ya da gayrimenkulun bu miktardaki hacizleri kaldırıyoruz. Ama haciz tamamen kalkmıyor ödeyene kadar. Fakat şöyle bir şey var. Diyelim ki menkul mallarında işte araçlarında yakalama kararı varsa onu hemen kaldırıyoruz. Yapılandırma yaptığı zaman bize tabii bize evet borcunu bize yapılandırmaya başvurduğu an yakalamayı kaldırıyoruz. Ama haciz dediğim gibi ödediği rakam tutar kadar hacizi kaldırıyoruz. Teminat da aynı şekilde. Ödediği miktar kadar teminatını kaldırıyoruz. Borcu yoktur belgesi hemen alabiliyorlar. Bu şekilde bize borcu olup da borcunu yapılandıranlar borcu yoktur belgesini alabiliyor. O hacizden farklı bir şey. İhaleye de girebiliyor bu borçlarımız. Yapılandırmasını yaptıktan sonra. Onlara öyle bir imkan da getirildi. Ama haciz tamamen kalkmıyor. Yani mesela efendim adam birinci taksiti yatırdı. Evet. Mesela 10 milyon, 1 milyon, 1200 lira yatırdı. Evet. 1200 lira bölüm mü kalkıyor sadece haciz olarak? Yani o tabii. Kurtulamıyor tamamen 10 milyon. Yok lira. Yani tamam borç bitmeden haciz tamamen kalkmıyor. Ama ne oluyor? Biz satmıyoruz onun şeyleri. Menkul ya da gayrimenkullerini satışa çıkarmıyoruz. Bekletiyorsunuz. Bekletiyoruz evet. Borcu bitene kadar. Borcu bitene kadar bekletiyoruz. Peki bu şekilde şu anda var mı çok? Efendim, şu anda yani mesela ya mutlaka o şekilde talepler de var, o şekilde borçlarımız da var. Hani bundan memnun da oluyorlar aslında. Yani siz arabayı alıyorsunuz efendim, arabayı mesela haciz arabayı satışa çıkarıyorsunuz evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Yakalama yani, şeyi de oluyor ya da yakalamamışız ama üzerinde yakalama diyor, kararı var. Hacizim var, buyurun arabamı al diyor size mesela. Arabamı satacağım diyor mesela. Evet. Yediğimine mi teslim ediyor arabayı? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle. Hacizlik mesela, araba haciz var üzerinde. Şimdi şöyle. Arabanın üzerinde haciz varsa zaten biz onu ihaleyle satıyoruz. Yani öyle hemen piyasaya çıkıp da alımın değil. Onun o ihale mevzuatına göre şartlarını biz oluşturuyoruz. Ondan sonra satışa çıkarıyoruz. Satışta alan olursa satıyoruz. Yoksa tekrar ikinci, üçüncü ihale. Ha, bu şekilde olan borçlarımız eğer borcunu yapılandırmak isterse bu defa biz onu satmıyoruz tabii. Hacizini yapılandırmasını yapıp borcunu ödedikçe bir sıkıntı yok. Ödemediği zaman tekrar eskiye dönüş oluyor. Ya da diyelim borcu var, işte aracı var ki borçlarımızın, onlara yakalama kararı çıkardık. Yapılandırmaya başvurduğu zaman bu yakalama kararını da kaldırıyoruz. Evet. Yani yine araçlarını kullanabilirler yani. Evet, 4-5 sigortaların geriye dönerek borçlama yapabilecek mi peki? Evet, şimdi aslında bu soruyu sorduğunuz iyi oldu Bülent Bey. Sade 4-5 değil, bu konuda aslında vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Ha, birçok vatandaşımız, belki de buraya gelenler içerisinde de birçoğu, geriye doğru hani belki boşluk doldurma diyebiliriz adına. Geriye doğru bizden sigortalı olmak istiyorlar. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki kişi 1990 yılında SSK ya da Bağkurlu oldu. SSK'lı olduğunu varsayalım. 95'e kadar çalıştı. 95'te ara verdi. 2000'de tekrar çalışmaya başladı. Bize gelip diyor ki ben bu 5 yılı borçlanabilir miyim? SSK'da fiili çalışma esas bizde. Geriye doğru borçlanma diye bir şey yok. Bağkur'da da eğer vergi kaydı ya da oda kaydı varsa ve Bağkur'a zamanında tescilini yaptırmışsa tabii bunun milat tarihleri var. Ama biz yaptırdığını varsayalım. Diyelim 90 yılında oda kaydından dolayı ya da vergi kaydından dolayı bu kişi Bağkurlu oldu. Günümüze kadar geldi, hiç borç ödemedi. Ha bunlar geriye doğru borçlanıp borcunu yapılandırma yapabilirler. Ama diyelim ki 90 yılında vergi kaydı var ya da oda kaydı var. Bağkur'a tescilini yaptırmadı. İşte bunlar da geriye doğru biz borç da tahakkuk ettirmiyoruz. Çünkü tescil olmadığı için Bağkur'da değil. Fakat çok geriye gitmezsek 1-10-2008 sonrası zorunlu hale geldi bu. 1-10-2008, 5510 sayılı kanunun uygulamaya başladığı tarih. 1-10-2008 öncesi vergi kaydı ya da oda kaydı varsa herhangi bir oda kaydı 1-10-2008'den sonra biz onları reysen Bağkurlu yapıyoruz. Ve bu günümüze kadar da borç tahakkuk ettiriyoruz. Dolayısıyla SSK'da geriye doğru boşluk doldurma ya da borçlanma diye bir şey yok. Kaydı varsa zaten o işverenin borcu. Bağkur'da da
Bağkurlu olma şartlarını yerine getirmiş ama borcunu ödememişse geriye doğru bunlar borçlanabiliyor ancak. Anladım. Peki şunu sorayım. Sigortalı olmanın avantajı nedir efendim? Yani insan sigortalı olursa ne gibi avantajlara sahip? Evet, şimdi güzel bir soru. Aslında belki de bunu yaşlı insanlara sormak gerekiyor. Bir defa her şeyden önce eğer sigortalı çalışmış, yaşlı olmuş, emekli olmuş bir emekli maaşı bağlıyoruz. Her şeyden önce bu. Yani düzenli bir geliri var. Bunun yanında hani çok da detaylandırmak istemiyorum. Mesela işverenlerimiz açısından düşünelim. Çalışan birini hani tescilsiz kaçak çalıştırmadığını düşünelim. İş kazası var, hastalık var, meslek hastalığı, bir sürü riskler var. Biz bunlara kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kolları diyoruz. Hayatta karşılaşabilecek riskler. Örneğin bir iş kazası olduğunu düşünelim iş yerinde. Allah korusun bu kişi vefat ettiği zaman biz ona hem iş kazasından dolayı hem de ölüm aylığı bağlanma şartını taşıyorsa, işte 900 günün 4 ağlıysa, bağkurluysa 1800 gün, 5 yıldan beri de sigortalıysa, eş ve çocuklarına hem ölüm aylığı hem de iş kazasından dolayı bir gelir bağlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir güvence var. İşveren açısından risk, Allah korusun sigortasız bir iş yerinde iş kazası yaptığı zaman vefat ettiğinde hiçbir şarta şeye bakmadan direkt onun hak sahiplerine biz maaşı bağlıyoruz, işverene rücu ediyoruz. İsterse bugün başlasın, bugün kaza yapsın, Allah korusun vefat etsin. Sigortalı değil, vefat etti. Evet. Anında. Anında biz ona dediğim gibi o maaşı bağlıyoruz. İş şeye de, işverene de rücu ediyoruz bu maaşı. Hatta belki bu çok ayrıntı ama kanunda iş kazasından dolayı işvereni biz sorumlu tutmuşsak kusur oranı var onun. Diyelim %80 işveren kusurlu diye mahkeme kararıyla da bu tespit edilmişse, şimdi veya ileride diyor sigortalıya ya da hak sahiplerine yapılacak her türlü ödeme işverene rücu edilir diyor. Dolayısıyla geriye doğru da şöyle bir baktığımız zaman belki 15 yıl, 20 yıl önce böyle bir iş kazası olmuş. Şu anda diyelim o sigortalımıza herhangi bir protez takıldığını düşünelim. Ne kadar? 3.000, 5.000, 10.000, 100.000 hiç şey yok. 200.000. Biz bunun %80 oranındaki rakamı işverenden alıyoruz. Böyle işveren açısından da böyle riskleri var. Ama dediğim gibi işte malullik, yaşlılık, ölüm, uzun vadeli riskler, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, kısa vadeli riskler. Bu risklere karşı sigortalı en azından güvence altına alınmış oluyor. Bu faydaları düşündüğümüz zaman hakikaten belki de hayatta çok önemli bir şeylerden biri kişinin sigortalı olması çok önem arz ediyor. Evet, efendim Gaziantep bir ticaret ve sanayi kenti. Şimdi sigortalı sayımız bizim her geçen yıl artıyor mu? Mesela şu andaki rakamlar nedir diye sorsam. Evet, şu an bizim toplam 382 bin sigortalımız var Gaziantep'te. Bunun 274 bini 4 ağlı, 48 bini emekli sanına tabi, 4C'li dediğimiz memur, 62 bin civarında da bağkurlumuz var. Ama toplamda dediğim gibi 382 bin sigortalımız var. Bu rakamlar aslında her geçen gün artıyor. 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 Artması da çok doğal. Ama şöyle bir durum var. Örneğin Kasım-Aralık ayına biraz daha azalma oluyor. Sebebi de bu ihale konusu işlerden dolayı, mevsimlik iş dediğimiz onlardan dolayı. Fakat Ocak'ta tekrar açılıyor ve artış oluyor. Yıl içerisinde de devam ediyor. Biz de tabii Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğü olarak bu kayıt dışıyla mücadele ediyoruz. Bunu hem diğer kamu kurumlarından aldığımız belge ve bilgilere göre elektronik ortamda bize geliyor. Hem de sosyal güvenlik denetmeleri arkadaşlarımız var. Onlar kanalıyla denetim yaparaktan bu kayıt dışıyla mücadele ediyoruz. Yani şu anda artık hakikaten teknoloji o kadar gelişti ki dolayısıyla bir kişi belki de tescilsiz sigortalı çalıştığına pişman oluyor. Yani çalıştırmaması çok daha lehine. Haksız rekabet oluyor işverenlerimiz açısından. Dolayısıyla kimsenin de o yola başvurmaması gerekiyor. Belki de herkes bu bilinçte olsa, yani bunun bir kul hakkı olduğunu herkes kabul etse, belki de şu an Antep'te sigortalı sayımız çok daha fazla olabilir. Ama bizim kurumsallaşmış firmalarla hiçbir sıkıntımız yok. Özellikle sanayi bölgesindeki işverenlerimiz, iş adamlarımız bunun bilincinde. Fakat her işçiyi bir gün sonra hemen sigortalı yapıyor. Tabii bir gün önceden yapması gerekiyor kanuna göre.
Fakat küçük çapta böyle merdiven altı sıkıntı dediğimiz merdiven altı evet şimdi. Oralarda var ama onlara da biz toplantılar yapıyoruz. Bilgilendirme, bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz. Anlatıyoruz. İnşallah bu şekilde onlar da cezasız bir şekilde hepsi kayıt altına girer. Peki Müdür Bey, denetim sırasında mesela orada bir kaçak işçi var. Ne işten yapıyorsunuz anında? Şimdi zaten denetmelerimiz bir tutanağı var. Onlara zimmetli bir tutanak var. Diyelim iş yerine gitti, denetim yapıyor. Denetim esnasında oradaki çalışanların kimliklerini topluyor. Bu yetkileri var kanuna göre. Hı. Zorluk çıkardıkları zaman işte emniyet güçlerimizden bize takviye, işte polis arkadaşları, görevlendirme yetkisi var arkadaşların. Onları talep ediyorlar. Güçlük çıkaranları, ama yoksa o kimlikleri topluyorlar. Zaten şu an sistemden bakıyorlar. Sigortası varsa mesele yok. Kaydı varsa, yoksa onları tutanağa yazıyorlar. Ve bu tabii ağır bir şey. İki asgari ücret cezası var eğer bir kişi sigortası çalışıyorsa. Hı hı. İki asgari ücrette aylık hizmet prim belgesini, tabii geriye doğru ne kadar gider onu bilmiyorum. O anki denetimde şeye bağlı. Her ayda aylık hizmet prim, bir yıl diyelim geriye doğru gitti. Her ayda prim belgesini süresinde vermediği için iki asgari ücret cezası var. Burada şunu da hemen açıklayayım madem konu açıldı. Şimdi işverenlerimiz belki de şunu bilmiyor. Diyelim ki olabilir, hani sigortalılarını aldı ama yoğunluktan, başka şeyden ya da sigortalıdan bilgiler istediler, belgeler istediler, getirmedi, geç kaldı. Bunu biz tespit etmeden kendiliğinden bize bunu verirlerse, eğer ekse bu asgari ücretin 1/8'i. Bir taraf bak, iki katı, denetim elemanı tespit edince 2 katı, ama bu kendiliğinden hani pişman olmuş gibi ya da bir mazereti var gibi bize geriye doğru verdiği zaman o belgeyi, biz asgari ücretin ekse 1/8. Ama asılsa asgari ücretin 1/5 ceza veriyoruz. Hani buradan da yine iyi niyetli vatandaşlarımızı kanun korumuş oluyor. Bunu da buradan vatandaşlarımıza, işverenlerimize duyurmak istiyorum. Olabilir hani insanlık hali. Eğer çalıştırdığı kişilerin tescili yoksa, unutmuşlarsa, ya unutma olmaz belki ama yani bir belge istemiştir, sigortalı getirememiştir ya da başka bir mazereti vardır. Bunu kendiliklerinden biz denetim yapmadan, tespit etmeden bize getirirlerse ceza anlamında da böyle bir kolaylık var. Evet. Efendim biraz sonra tekrar yapılandırmaya döneceğim ama siz de konuşmanızda bahsettiniz. Türkiye'nin de gündeminde arasına geliyor bu iş kazaları. Evet. Gaziantep'te iş kazaları konusunda hangi durumda şu anda, büyük şehirlere ve 81 ile kıyaslama yaptığımızda? 5 organize sanayi bölgesi var efendim. Yaklaşık 1500 fabrika var. Evet. Yani iş kazası bakımından Gaziantep ne aşamada şu anda? Şimdi hatırladığım kadarıyla, aslında o konuda çok da şey yapmadım ama önceden ki bilgilerime dayanarak Gaziantep'te yani ortalama yılda 30 küsür ölümlü iş kazası oluyor. Ama toplam iş kazası sayımız 2000 civarında yıllık. Fakat bu iş kazaları çok basit de olabiliyor. Mesela bir parmağı ufak bir kesilmiştir. O bir iş kazası. Çünkü bizim kanunda iş kazası, iş yerinde meydana gelen, kişiyi bedenen ve ruhen arızaya uğratan her olay iş kazası olarak tanımlanıyor. Evet. Dolayısıyla bu şekilde 2000 civarında ortalama yıllık bize iş kazası müracaatları oluyor. Ama bunlar biraz da hastalık gibi değerlendirmek lazım. Yani malüliyet gerektirmeyen, Allah korusun ölümlü iş kazası olmayanları bir hastalık gibi düşünmek lazım. Aha. Böyle baktığımız zaman hani Türkiye tabii ortalamasında belki de biz de bilmiyorum ama çok ilk sıralarda değiliz ama geride değiliz. Ortalarda belki ortam biraz üzerindeyiz. Çünkü sanayi şehri kaçınılmaz oluyor bazen. Nitekim kanunda da var. Hani iş kazası kaçınılmaz ise, yani işveren her türlü tedbir almasına rağmen kaza meydana geliyorsa orada yapacak bir şey yok. Ha, bu böyle de olabiliyor. Dediğim gibi yılda 30 civarında böyle bir ölümlü iş kazası oluyor. 2000 civarında da toplam bir iş kazası sayısı oluyor Antep'te. Meslek hastalığı hangi noktadayız efendim? Meslek hastalığı çok bilinen bir şey değil. Yani şu an bize müracaat eden 3-4 tane meslek hastalığı var toplamda. Çünkü meslek hastalığı dediğim gibi hani bilinen bir şey değil ya da meslek hastalığının aynı iş kazası gibi kanunun onlara böyle bir hak, hı, verildiğini pek kimse tespit etmiyor. Belki de mesela meslek hastalığı şu, bir kişi diyelim ki Allah korusun hani kimyasal bir fabrikada çalışıyor. Evet. Bu işin niteliğinden kaynaklanan, yani diyelim uzun süre orada çalışmasından kaynaklanan bir hastalığa yakalanıyor.
Dolayısıyla bu rakamlar 10 yıl, 15 yıl gibi tıbben işte belirlenmiş rakamlar. 15 yıl gibi diyelim, uzun süreli orada o işte çalışıyor. Ondan sonra o işin niteliğinden kaynaklanan bir hastalığa yakalanıyor. Bundan dolayı işte bize müracaat ettiği zaman bunu biz tabii teftişe gönderiyoruz. Müfettiş arkadaşlar bu konuyu araştırıyorlar. Daha sonra Ankara'da işte meslek hastalığı hastanesi var. Oradan da gelen raporlarla biz bunu Ankara'da Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezimiz var. Orada Sağlık Kurulu Komisyonu var. O komisyon karar verdiği zaman meslek hastalığına yakalanmış diye. Ondan sonra ona da aynı iş kazası gibi maaş bağlıyoruz. Ama dediğim gibi çok öyle bir bize müracaat eden de fazla yok. Yok gibi. Hangi tür efendim mesela meslek hastalığı var mı aklınızda böyle bir hastalık? Mesela şu başvuru yaptı diye. Yani dediğim gibi hani böyle nitelendirilecek öyle bir şey yok. Ama dediğim gibi hani işte bu işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle uzun süre orada çalışma sonucu işte kişiyi böyle rahatsız eden sigortalarımız öyle o şekilde, ama şu an tek tek yani hepsini saymamız mümkün değil şu anda. Evet. Peki efendim tekrar prim borçlarının yapılandırmasına döner isek, şimdi Genel Müdürlüğü ve Bakanlığında bir açıklaması oldu. Bazı dolandırıcı şahısların olduğu. Evet. İşte borcu olan kişilere telefon açarak sizin borcunuz varmış, biz bu borcu halledeceğiz, şu hesaba para yatırırsanız diye. Şimdi bu tür dolandırıcılara karşı ne gibi çağrınız var? Yani size gelen böyle şikayet var mı efendim? Bakanlığın ne gibi uyarısı var? Şimdi son zamanlarda ulusal basında da yer aldı bu. Bazı sahtekarlar maalesef bu iyi niyetli saf vatandaşlarımızı dolandırıyorlar. O da şu şekilde oluyor. Genel sağlık sigortası dediğimiz, yani şu anda Antep'te yaklaşık 80 bine yakın bize genel sağlık sigortası borcu olan vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız Allah korusun hastalandığı zaman hastaneye gittiğinde tabii borcu olduğu için hastaneden yararlanamıyor. Bu sahtekar insanlar da bunu fırsat bilip hemen vatandaşlarımızı telefonla arayarak, biz SGK'dan arıyoruz, şu kadar SSK'ya sağlık sigortası prim borcunuz var, bunu ödediğiniz zaman, şu hesaba yatırdığınız zaman sağlıktan yaralanıp hastaneye gidebilirsiniz diye telefonla arıyorlarmış. Vatandaşlarımız da tabii bazıları o hesaba o parayı yatırıp hastaneden faydalanacaklarını zannediyorlar. Dolayısıyla böyle bir bize başkanlığımızdan da bir yazı geldi. Buradan da sorduğunuz iyi oldu. Vatandaşlarımızı uyaralım. Bir defa kesinlikle biz hiçbir vatandaşımızı arayıp da senin şu kadar borcun var şu hesaba yatırdır diye telefonla böyle bir şey söz konusu değil. Ancak biz kuruma davet ederiz. Kurumda resmi belgelerimizi çıkarırız. Ondan sonra şu kadar borcun var, banka hesap numarası şu, git o belgeyle oraya yatır. Bankada zaten bunu bilir. Yani bizim SGK'da bankada hesap numaralarımızı baktığı zaman bunlar SGK'nın hesabına gidiyor diye banka bilir. Öbür türlü vatandaşımız biraz uyanık olsa bankaya gittiğinde o parayı yatırırken bunu ben SGK'ya yatırıyorum dese bile aslında bankacı uyarabilir. Ya bu SGK'nın hesabı değil diye. Burada dediğim gibi hakikaten bu vatandaşlarımızı da kesinlikle böyle sahtekarlara itibar etmemesini diliyorum. Böyle mağdur olanlar varsa da savcılığa başvursunlar ya da işte emniyete haberi verip suçüstü de yaptırabilirler. Bunları yakalatmak gerekiyor aslında. Peki şöyle efendim, hani buna düşen var mı peki? Var mı düşen? Var şimdi mı? Şöyle, fazla? Gaziantep'te bize intikal eden bir şey olmadı şimdiye kadar. Fakat ben de basından okudum ama resmi yazı da geldi bize. Uyarın, böyle bir sahtekarlar var. SGK adına arıyorlar. İşte gene sağlık sigortası borcunuz var. Şu hesaba şu kadar yatırın. İşte sağlık şeyinizi açalım diye. Olduğu için böyle bir yazı geldi. Antep'te varsa bile bize intikal etmedi şu ana kadar. Peki efendim, bu yapılandırma ile ilgili belki biz atlamış olabiliriz soru sorarken de, size en fazla sorulan soru hangisi bununla ilgili? Yapılandırma ile ilgili en çok merak edilen konu nedir efendim? Bülent Bey, tabii bu konuda en çok bize bir defa borcunu merak ediyor. Aslında bu soruyu sorduğunuz iyi oldu. Vatandaşlarımız geliyor, benim borcum ne kadar? Borcumu ödersem emekli olabiliyor muyum diye. Yani bu tür sorular çok geliyor. Efendim, pardon, borcunu bilmiyor mu? Nasıl bilmiyor borcunu? Bilmiyor. Bilmemesi de gayet normal. Fakat şöyle bir şey. Özellikle Bağkur sigortalılarımız için bizim SGK.gov.tr internet adresimizde e-hizmetler menüsüne girdiği zaman orada TC kimlik numarası ve diğer kendisine sorulan bir iki kimlikle alakalı bilgileri girdiği zaman orada
borçlarını görebiliyor. Fakat yapılandıramıyor. Fakat borcunu görebiliyor. Aslında bu vatandaşlarımız bize gelmeden önce oradan borcunu öğrenip ondan sonra kararlı bir şekilde gelse çok daha iyi olur. Onlar için de, bizim için de. Çünkü geliyor bize, önce borcunu öğreniyor. Sonradan diyor ki ya ben bu kadar borcu ödeyemem, vazgeçiyor. Ya da kararsız kalıyor. Tekrar geliyor, tekrar geliyor. Aslında oradan, internetten borcunu öğrenip ondan sonra kararlı bir şekilde gelse hem kendi de bir defa gelmiş olur, hem bizim memur arkadaşlar da bir defa orada meşgul etmiş olur. Bunu soran çok oluyor. Evet. İkincisi, hiç kaydı olmadan birçok vatandaşımız hani geçerken emekli olabilir miyim diye gelip bu tür sorular da soran oluyor. Hatta beni bazen işte arayan böyle saygın insanlar da diyor ki ya şu vatandaşın bir sıkıntısı var, sana yönlendirelim diyorlar. Buyursun gelsin diyorum. Geliyor, kimliğini veriyor. Ben diyor emekli olmak istiyorum. Şimdi sisteme giriyorum, hiç kaydı yok, hiç sigortası yok. Yani sosyal yardım gibi düşünülüyor. Aslında SGK primli sistem. Yani sigorta kaydın varsa, primlerini ödemişsen sana emekli maaşı bağlanıyor. Bir sosyal yardım değil, karşılıklı. Dolayısıyla burada hiç sigortası yoksa, hiçbir bildirimi yoksa o vatandaşlarımızın hani buraya gelip de ne zaman emekli olurum gibi soruları sorması da çok da anlam ifade etmiyor. Bu tür böyle vatandaşlarımız geliyor. Ne zaman emekli olabilirim diye özellikle çok genç yaşta mesela vatandaşlarımız daha yeni girmiş belki de işe. 20 küsur yaşında diyor ki ben ne zaman emekli olabilirim? Ya, bu tür sorular da geliyor. Merak ediyorlar aslında. Bir sonuç almak için değil de belki o meraklarını gidermek için geliyorlar. Bunun haricinde işte sağlıkla alakalı da sağlıktan sağlıktan yararlanamayanlar ya da işte hastanelerde onlara bazı ilave ücret alırken fazla aldığını iddia edenler vesaire, bu tür durumlarda da bize müracaatlar geliyor. Ama genelde dediğim gibi hani bu dönem özellikle son 3 ayda bu yapılandırma başladığı süreçte borcunu öğrenmek için daha çok talep var. Evet. Peki efendim, son olarak hemen sorayım. Buradan o prim borcunu yapılandırmak isteyenler ve halen başvurmayan kişilere ne gibi mesajınız var? Çünkü 10 gün gibi kısa bir süre kaldı ve yığılmalar olacak. Büyük ihtimalle son güne bıraktıkları için buradan neler söylemek istersiniz efendim? Şimdi buradan vatandaşlarımıza bir defa hani şu tarihlerin altını bir daha çizelim. Son başvuru tarihimiz 2 Şubat. Yani 2 Şubat'a kadar vatandaşlarımız, hatta 2 Şubat'ı da beklemeden bugünden itibaren pazartesi, salı, çarşamba neyse mutlaka gelip borcu olanlar, imkanı olanlar tabii borçlarını yapılandırsınlar. Bu büyük bir fırsat. Bu fırsat ileride bir daha gelir gelmez bence onun hesabını yapmadan bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Kendi lehlerine bir durum. 1 Ekim'de başladı. Normalde 2 Ocak'ta bitiyordu ama Bakanlar Kurulu kararıyla 2 Şubat'a kadar uzadı. Hala önümüzde süre var. Son günleri beklemeden bir an önce gelip bu borçlarını yapılandırsınlar. İkincisi, Bağkur borcu olanlar, Bağkur borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın, az önce de söyledim, internetten bunu görme imkanları var. Kendileri eğer internet imkanı yoksa bir tanıdıklarına mutlaka gidip orada %100 değil belki ama az çok tahmin edilen bir borç rakamını öğrenip kararlı bir şekilde gelirlerse hem biz daha çabuk onlara yardımcı olmuş oluruz, hem de onlar bir defa gelip borçlarını yapılandırmış olurlar. Üçüncüsü, borçlarını yapılandıran vatandaşlarımız, taksitli tercih edenler ya da peşin ödemeyi tercih edenler, peşin ödemeyi tercih edenler sıkıntı yok ama taksitli ödemeyi tercih edenler bir yılda iki defadan fazla taksit aksatmasınlar ve bir yılda iki defadan fazla cari prim borcu ödemesini aksatmasınlar. Çünkü tekrar bozuluyor. Onun haricinde biraz önce de söyledim. Bu piyasada sadece bugün anlattığımız değil, maalesef SGK adına bazen de kitap diyorlar, başka şey diyorlar, işte SGK adına arıyoruz diyorlar. Buradan vatandaşlarımıza şunun altını kitap çizerek, dergi satıyor. Tabii. Evet, evet. Yardım topluyorlar vesaire. Buradan şuna altını çizerek söylüyorum. Bu tür insanlara kesinlikle itibar etmesinler. Mutlaka sorgulayıcı olsunlar. Hesap sorsunlar. Kimsin, adın ne, nereden arıyorsun gibi böyle. Sorgulayıcı olduğu zaman zaten o telefon açan da bakar, bilinçli vatandaşmış, hemen kapatır. Mesela örnek vermek gerekirse bu kredi kartları işte ya da kredi komisyonları alınan o dosya masraflarının biliyorsunuz 10 yıl geriye doğru o masrafları geri vatandaşlarımızın alma imkanı oldu. Bununla ilgili bir sürü piyasada sahte hukuk büroları türüdü. Şuradan aradık, buradan aradık, bu şeylerinizi geri alıyoruz diye. Cep telefonuna sürekli arıyorlar. Tabii. Bunun gibi
Bu tür bu art niyetli insanlar pusuya yatmış bekliyor. Şu anda da dediğim gibi GSS borcu gündemde. Dolayısıyla vatandaş hastaneye gidiyor. Borcu olduğu için yaralanamıyor, hemen takip ediliyor. Belki bilmiyorum nasıl tespit ediyorsa. O vatandaşlarımızı arıyorlar. Diyorlar şu kadar yatır. Senin şeyini açacağız. İnanılmaz bir şey. Nasıl buluyorlar yani? Yani evet, ben de hayret ediyorum. Ya orada vatandaşlarımızın uyanık olması lazım. Bir defa hadi bir defa düştün diyelim. Bankaya gidip parayı yatırırken sorun oraya, bu SGK'nın hesabı mı değil mi diye. Ama bizim kesinlikle bizim öyle bir uygulamamız yok. Ne Türkiye genelinde ne Gaziantep'te. Biz telefonla açsak bile vatandaşın lehine ararız ve mutlaka müdürlüğe çağırırız. Belgesini teslim eder. O şekilde bir borcu varsa öyle borcunu tahsil etmeye çalışırız. O tür şeylere kesinlikle itibar etmesinler vatandaşlarımız. Evet. Son tarih 2 Şubat. Peki hedef ne efendim? Ne kadar bulmayı hedefliyorsunuz şu anda? Şimdi, ne olabilir Gaziantep'te? Başlayalım. Evet. Ya benim tahminim tabii 300'ü geçecek, 300 milyon TL'yi geçecek diye ümit ediyorum, öyle öngörüyorum. Sayı da bir 30 bin civarında, toplamda 30 bin civarında bir başvuru öngörüyorum. Ama şu ana kadar biraz önce diye söyledim, 280 milyon civarında biz borcu yapılandırdık. 26 bin vatandaşımız da bize müracaat etti. Bu 300 rakamını geçer diye düşünüyorum. Bu da iyi bir rakam aslında. Vatandaşlarımız demek ki bayağı bir bu şeye itibar etmişler. Ha, burada aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim Bülent Bey. Tabii. Özellikle Bağkur sigortalılarımız borcunu ödemeyi ödediği zaman emekli olmayı hak ediyorsa Halk Bankası ile bizim başkanlığımız arasında bir kredi anlaşması oldu. Dolayısıyla Bağkur borçlusu bize geliyor, müracaat ediyor. Diyor ki ne kadar borcum var, şu bu borcu ödediğim zaman emekli olabiliyor muyum diye. Biz de ona bir belge veriyoruz. Diyoruz ki bu borcunu ödediğin zaman emekli olabiliyorsun ve tahminen de şu kadar maaş bağlanır diye ona bir belge veriyoruz. O da Halk Bankası şubelerine gidiyor, o belgeyi veriyor. 3 yıla kadar 36 ay bankada ona kredi veriyor. Ha, bu kredi miktarı borcu karşılamıyor. Bazen vatandaşlarımız da gelip bizden açıkçası sızlanıyorlar. Diyorlar ki ya bize maaşı çok düşük yazmışsınız. Bankada bana şu kadar kredi verdi. Biz onu tedbirli davranıyoruz. Yani o rakamı belki daha fazla bir maaş bağlanacak ama sonuçta bankadan anlaştığımız protokol tahmini bir rakam. Yani diyelim ki kişiye 800 bağlanacaksa belki biz 700 yazıyoruz oraya. Ki banka garantiyi almak istiyor. Ama böyle bir imkan da var. Bu imkanı da vatandaşlarımız, o şartları taşıyan vatandaşlarımız kredi kullanmak için şartları tutuyorsa bize gelip o belgeyi de isteyebilirler. Peki efendim bağlanan o maaş Halk Bankı 3 yıl sonra el mi koyuyor? Nasıl oluyor? O aralarındaki yani, şeye bağlı, anlaşmaya bağlı ama tabii muhtemelen o maaşı kredi, evet, kredi bitene kadar banka alıyor. Evet, peki ben son olarak vatandaşlarına ilgili mesajlarına ve çalışma hayatına. Evet, bir defa hani şunu açık yürekliyle söylemek gerekiyor. Biz Gaziantep olarak ya da Türkiye olarak aynı gemideyiz. Dolayısıyla buradan kayıt dışılıkla alakalı, ondan sonra sağlıkla alakalı, sigortayla alakalı. SGK aslında başka bir kurum değil, başka bir ülkenin kurumu değil, hepimizin kurumu. Burada SGK'ya bütün işverenlerimiz, sigortalılarımız, vatandaşımız, basın mensuplarımızın yardımcı olması gerekiyor. Dediğim gibi bu gerçekten hepimizin kurumu. Hı hı. Eğer SGK Türkiye'de güzel işlerse, güzel çalışırsa diğer kurumlardan daha yani önemli demek belki şey olur ama vatandaşlarımız nezdinde sürekli işi olan ve bizimle ilişkisi olmayan hemen hemen hiçbir vatandaşımız yok. Dolayısıyla bu kurum iyi olduğu zaman işte aktüerya dengesi bir aktif pasif birbirini karşıladığı zaman çok da iyi olur. Bak bugün Avrupa'da sosyal güvenlik alanında bayağı sıkıntılar var. Amerika'da da var. Dolayısıyla ülkemizde bu yapılan reformlarla hakikaten şu an sosyal güvenlik çok iyi noktada. Evet, evet. Daha da iyi olacak. Dolayısıyla burada SGK'dan kaçırayım, şöyle olayım, böyle bir şeye kimse girmemesi gerekir. Bütün vatandaşlarımızın bize yardımcı olması gerekir. Bu istismarcılara karşı da hep beraber inşallah mücadele edelim. Onun haricinde başka da şu an söyleyeceğim de bir şey yok. Efendim, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, son noktanın konuğu Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürü Sayın Mehmet Uzundu. Prim borçlarının yapılandırılması ve diğer konularda önemli açıklamalarda bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve başka programda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.